Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matematikyurdu.com sitesindeki 5. sınıf testlerinden kesirlerle ilgili olan test 12'nin çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz, Neslihan matematik sınavındaki 20 sorunun 5'te birini yanlış cevapladığına göre kaç tane soruyu doğru cevaplamıştır? 20 tane sorunun 5'te birini yanlış cevaplamış. Öncelikle kaç tane soru yanlış cevaplamış bunu bulalım. Bir sayının bir kesir kadarını bulmak için o sayıyı kesrin paydasına bölüp payıyla çarpıyoruz. 20'yi 5'e bölüyoruz. 4. Ki 1 ile çarpıyoruz. Yazalım yine. Çarpmamıza da gerek yok zaten ama 4 ile de 1'i çarptığımızda 4. 4 tane soruyu yanlış yapmış. Kaç tane soruyu doğru cevaplamıştır diyor. 20 tane sorudan 4'ünü yanlış yapmışsa eğer geriye kalan 16 soruyu doğru yapmıştır. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru, lahmacun yeme yarışmasına katılan Mustafa ve Metin'den Mustafa 40 lahmacunun 3 bölü 8'ini, Metin ise 4 bölü 10'unu yediğine göre ikisi birlikte toplam kaç lahmacun yemiştir? İkisinin yediği lahmacunları ayrı ayrı bulalım. 40 lahmacunun 3 bölü 8'ini yemiş Mustafa. Öncelikle 40'ın 3 bölü 8'ini bulabilmek için 40'ı 3 bölü 8'in paydası olan 8'e bölüyoruz. 40'ı 8'e böldüğümüzde 5. Sonra payımızla yani 3 ile çarpıyoruz. 5 ile de 3'ü çarptığımızda 15. Mustafa 15 lahmacun yemiş. Metin 40 lahmacunun 4 bölü 10'unu yemiş. 4 bölü 10'unu bulabilmek için 40'ın 40'ı önce 10'a bölüyoruz. 1 bölü 10'unu buluyoruz. 40 bölü 10, 4. 1 bölü 10'unu bulduktan sonra da 4 bölü 10'unu bulmak için 4 ile de 4'ü çarpıyoruz. O da 16. Metin de 16 lahmacun yemiş. 15 ile de 16'yı topladığımızda ikisinin birlikte yediği lahmacunların sayısını buluyoruz. O da 31'e eşit. Üçüncü sorumuz. 3000 lira maaş alan Zeynep Hanım maaşının 2 bölü 6'sını kiraya verdiğine göre Zeynep Hanım kaç lira kira vermektedir? 3000'in 2 bölü 6'sını bulacağız. 3000'in 2 bölü 6'sını bulabilmek için ilk önce 3000'i kesrimizin paydası olan 6'ya bölüyoruz. 3'ün içinde 6 yok. 30'un içinde 6. 5 defa 5 kere 6. 30 çıkardık. 0 buraya koyduk. 0 buraya koyduk. 500. 6'da 1'i 500 liraya eşit. Sonra 500'e de 2 bölü 6'yı bulabilmek için 2'yi çarpıyoruz 500 ile. 500 ile 2'yi çarptığımızda Zeynep Hanım'ın kirasını 1000 lira olarak buluyoruz. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. İsmail 360 sayfalık kitabın 5 bölü 6'sını okuduğuna göre geriye okuması gereken kaç sayfa kitap kalmıştır? 360 sayfanın 5 bölü 6'sı 6'da 5'ini okumuş. 360'ın 6'da 5'ini bulabilmek için 360'ı ilk önce 6'ya bölüyoruz. 6'da 1'ini bulmamız lazım. 36'nın içinde 6, 6 defa 6 kere 6, 36 çıkardık. 0'ı da buraya koyduk. 6'da 1'i 60 sayfa. 6'da 5'ini bulabilmek için 60 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 0, 0, 5 kere 6, 30. 300 sayfa. Demek ki İsmail 300 sayfayı okumuş. 360 sayfalık kitaptan 300 sayfayı okuduysa eğer geriye okuması gereken 60 sayfası kalmıştır. Cevabımız B şıkkı. 5. soru. 150 lira parası olan Muzaffer parasının 1 bölü 3'ünü Kübra'ya verdiğinde ikisinin paraları eşitlenmektedir. Buna göre Kübra'nın ilk başta kaç lira parası vardır? Muzaffer 150 lira parasının 1 bölü 3'ünü Kübra'ya vermiş. 150'nin 1 bölü 3'ünü bulmak için 150'yi 3'e böleriz. 150'yi 3'e böldüğümüzde çıkardık. 0'ı da buraya koyduk. 50 lira. Demek ki Muzaffer Kübra'ya 50 lira verdiğinde paraları eşitleniyormuş. Peki Muzaffer'in 150 lirası vardı. 50 lirasını Kübra'ya verdiğinde geriye ne kadar parası kaldı? 100 lira parası kaldı Muzaffer'in. Yani Muzaffer ve Kübra'nın paraları 100 lirada eşitleniyormuş. Muzaffer Kübra'ya 50 lira verdiğinde Kübra'nın 100 lira parası oluyor. Vermeden önce ne kadar parası vardı? 100 liradan da 50'yi çıkarırsak eğer
Kübra'nın ilk başta 50 lirası vardı. Muzaffer de 50 lira verdiğinde 100 lira oldu. Muzaffer de 150 liradan 50 lirayı verdiğinde 100 lirası kaldı. İkisinin de paraları eşitlenmiş oldu. O yüzden Kübra'nın ilk baştaki parası 50 lira. Altıncı soru. Dört arkadaş her biri 8 dilim olan pizzalardan 6 tane almışlardır. Bu dört arkadaş pizzaların 7 bölü 12'sini yediğine göre geriye kaç dilim pizza kalmıştır? 8 dilim olan pizzalardan 6 tane almış. Öncelikle 8 ile 6'yı çarparak toplam kaç dilim pizza olduğunu buluruz. 6 kere 8, 48. 48 dilim pizza almışlar toplamda. Ve 12'de 7'sini yemişler. 48'in 12'de 7'sini bulmak için 48'i 12'ye böleriz. 48 bölü 12, 4. Sonra da 7 ile çarparız. O da 28. Demek ki 28 dilimi yemişler. Geriye kaç dilim kalmıştır diye soruyor. 48'den de 28'i çıkartırsak, ilk başta 48 dilim vardı. Geriye 20 dilim pizza kalmıştır. Cevabımız D şıkkı. 7. soru. Bir otobüsteki 56 kişinin 5 bölü 8'i son durağa gelmeden önce otobüsten inmiştir. Son durakta otobüsten 35 kişi indiğine göre son durağa gelene kadar otobüse kaç kişi binmiştir? 56 kişinin 5 bölü 8'i, 8'de 5'i son durağa gelmeden önce inmiş. Öncelikle inenleri bulalım. 56'nın 8'de 5'ini bulabilmek için 56'yı ilk önce 8'e böleriz. Sonra 5 ile çarparız. 7 ile de 5 çarptığımızda 35. Son durağa gelmeden önce 35 kişi otobüsten inmiş. İlk başta 56 kişi vardı otobüste. 56'dan 35'i çıkardığımızda son durağa gelmeden önce otobüste 21 kişi kalmış. Ama son durakta da 35 kişi inmiş. Demek ki o arada 35 kişi olabilmesi için 35'ten 21'i çıkardığımızda 14 kişi otobüse binmiş ve son durağa geldiğinde toplam 35 kişi olmuşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. soru. Ankara Gümüşhane arasındaki 720 kilometrelik yolun 4 bölü 9'unu giden Özge'nin geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? 720'nin 4 bölü 9'unu bulmak için 720'yi ilk önce 9'a bölüyoruz. 72'nin içinde 7'nin içinde 9 yok. 72'nin içinde 9. 8 defa 8 kere 9. 72 çıkardık. 0'ı da buraya koyduk. 80. 9'da 1'ini bulmuş olduk. 4 ile de çarparak 9'da 4'ünü bulacağız. 4 kere 0, 0. 4 kere 8, 32. 320 kilometre yol gitmiş Özge. Geriye kaç kilometre yolu kalmıştır diye soruyor. Toplam 720 kilometreydi. 320'yi çıkardığımızda geriye 400 kilometre yolu kalmıştır. Doğru cevabımız A şıkkı. 9. sorumuz. Hüseyin öğretmen 40 dakikalık dersin 1 bölü 10'unda ödev kontrolü, 1 bölü 4'ünde ise konu tekrarı yaptığına göre yeni konuyu anlatması için kaç dakikası kalmıştır diye sormuş. Öncelikle ödev kontrolü için 1 bölü 10'unu kullanıyormuş. Onu bulalım. 40 dakikanın 1 bölü 10'unu bulabilmek için 40'ı 10'a böleriz. Paydaya bölüyoruz. 4. Pay 1 çarpmamıza gerek yok ama biz yine de yazalım. 4 ile de 1'i çarptığımızda 4 dakika ödev için kullanıyormuş. 1 bölü 4'ünde ise konu tekrar yapıyormuş. 40'ın 1 bölü 4'ünü bulabilmek için 40'ı 4'e bölüyoruz. 10. 10'la da 1'i çarptığımızda yine 10 dakikada konu tekrarı yapıyormuş. Toplamda 4 ile 10, 10'u topladığımızda 14 dakika, 40 dakikalık dersin 14 dakikası ödev kontrolü ve konu tekrarına gidiyormuş. 40'tan da geriye konuyu anlatması için, yeni konuyu anlatması için kaç dakika kalmıştır diye soruyor. 40'tan da 14'ü çıkardığımızda yeni konuyu anlatması için geriye 26 dakikası
kalır Hüseyin öğretmenin. Doğru cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz. Safiye Nur'un oynadığı 60 tane tahta bloktan 3 bölü 15'i kırmızı, 7 bölü 12'si de sarı renkte, geriye kalanlar da mavi ise Safiye Nur'un kaç tane mavi tahta bloğu vardır? Öncelikle 60 tane tahta bloğun 3 bölü 15'i kırmızıymış. 15'te 3'ü kırmızıymış. 60'ı bunu bulabilmek için önce 15'e bölüyoruz. 60'ın içinde 15, 4 defa. 3 bölü 15'i dediği için de 3 ile çarpıyoruz. 4 ile de 3'ü çarptığımızda 12 tane kırmızı tahta bloğu varmış. 7 bölü 12'sini bulabilmek için 60'ı öncelikle 12'ye bölüyoruz. 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5. 5 ile de 7'yi çarptığımızda 35 tane de sarı renkte bloğu varmış. Kırmızı ve sarıları toplarsak eğer 12 ile 35'i toplarsak 7 toplam kırmızı ve sarı 47 tahta bloğu var. Toplam 60 bloğu vardı. 60'tan da 47'yi çıkardığımızda mavi tahta bloklarının sayısını buluruz. Ondan 7 çıktı 3, 5'ten 4 çıktı 1. Toplam 13 tane mavi tahta bloğu vardır. Cevabımız B şıkkı. 11. sorumuz. Fikriye kitabının 8 bölü 14'ünü okuduğunda geriye okuması gereken 240 sayfa olduğunu görüyor. Buna göre Fikriye'nin kitabı kaç sayfadır? 8 bölü 14'ünü okumuş ve geriye 240 sayfa kalmış. Öncelikle kalan 240 sayfa kitabın kaçta kaçına eşit? Bunu bulmamız lazım. Bunu bulabilmek için de kitabın tamamından yani bir tamdan okuduğu 8 bölü 14'ü çıkartıyoruz. Tabi çıkarabilmek için birinin altına gizli birimizi yazdık. Paydası 14 olabilmesi için 14 ile genişletirsek eğer 14 çarpı 1 14, 14 çarpı 1 14, 14 bölü 14 eksi 8 bölü 14, 14'ten de 8'i çıkardığımızda 6 bölü 14'ü okumadığı kısım kitabın 6 bölü 14 yani 14'te 6'sını okumamış ve bu 6 bölü 14'ü 240 sayfaya eşitmiş. Kitabın tamamını bulabilmek için 6 bölü 14'ü 240 sayfa olan kitabın tamamını bulmak için ne yapıyorsak, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. 14 parçanın 6'sı 240'a eşitmiş. Yani belli bir kesir kadarı verilen sayının tamamını bulmak için sayımızı kesrin payına bölüp paydasıyla çarpıyorduk. 240'ı ilk önce 6'ya bölmemiz gerekiyor. 24'ün içinde 6 4 defa. 4 kere 6 24. 0'ı da koyduğumuzda 14'te birini bulmuş olduk. 40 sayfa. 40 ile de 14'ü çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 1 kere 0 0. 1 kere 4 4. Topladığımızda kitabın tamamı 560 sayfaymış. 12. soru. Ebu Bekir'in arabasının bagajının kapasitesi 630 litredir. İnşaat işiyle uğraşan Ebu Bekir bagajın 2 bölü 9'una çimento, 4 bölü 7'sine de boya yüklediğine göre bagajında geriye kaç litrelik yer kalmıştır? Öncelikle yüklediği çimento ve boyanın ne kadar yer kapladığını bulalım. 630 litrenin 2 bölü 9'una çimento koymuş. 630'un 2 bölü 9'unu bulabilmek için 630'u ilk önce 9'a bölüyoruz. 9'da birini bulalım. 6'nın içinde 9 yok. 63'ün içinde 9. 7 defa 7 kere 9. 63. Çıkardık. 0'ı da buraya koyduk. 70 litre. 9'da biri. 70 ile de 2'yi çarptığımızda 140 litre olarak buluruz. Çimento koyduğu kısım 140 litrelik kısmıymış. Boyayı da 4 bölü 7'sine koymuş. 630'un 4 bölü 7'sini bulalım. 630'u 7'ye bölüyoruz. İlk önce 6'nın içinde 7 yok. 63'ün içinde 7. 9 defa 9 kere 7. 63. Çıkardık. 0 buraya koyduk. 90 litre. 90 ile de 4'ü çarpıyoruz. O da 360 litre. Boya koyduğu kısım
Toplamda 360 ile 140'ı topladığımızda elde var. 1, 4, 1 de elde 5. 500 litrelik kısmına bagajının çimento ve boya koymuş. 630 litrelik bagajdan geriye ne kadarlık yer kalmıştır diye soruyordu bize. O da 630'dan 500'ü çıkartırsak geriye 130 litrelik yer kalmıştır. Cevabımız A şıkkı.